Suradoru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şu sevgi konusunu bir daha anlatır mısınız bize? Daha önce anlatmıştınız. Bu önemli bir konu çünkü. Ee, belki de hani seven sevdiğine itaat eder şeklinde bir başlık altında toplanabilir şimdi bu soracağımız şey. Ee, yani bu şart mıdır? Bir insanın birisini seviyorum, bir şeyi seviyorum demesi. E, aynı zamanda ona itaat etmek. İtaat etmekten kasıt şu yani... Sürekli onu anmak, işte onun gittiği yolda gitmek, onun dediklerini yapmak. Ee, bu şart mıdır? Yani seviyorum diyen birisi aynı zamanda sevdiğinin e, yolunda gitmesi şart mıdır? İtaat etmesi şart mıdır? Sevginin gereği midir bu? Şimdi Usta abi, bundan 100-200 sene önce ecdadımız bu meseleyi iyi anlamış, iyi hazmetmiş. Ama zamanımızda bu mesele hakikaten çok bilinmiyor. Mesela e, biz buna yakinen şey dedi şahidiz. Tekeret FM'in işte sabah 11-12 arasında yayınlanan İslam ve Toplum kendin evet. kendinde biliyorsun. Evet. Oraya zaman zaman geliyor falan. E, ve tabii dışarı çıkıyoruz insanlarla da görüşüyoruz. O insanlardan da duyuyoruz. Ben diyor Allah-u Teala seviyorum. Peygamber Efendimiz ben Aşığım diyor falan. Ama namaz yok, niyaz yok. Haramdan sakınma yok. Bir şeycik yok. Yani e, insan şaşıyor o sana. Ya diyor adam seviyorum diyor. Sevdiği bu tarafa gidiyor, o tarafa gidiyor. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yolundayım diyor. Mevlana Hazretlerinin yolundayım diyor. Hazreti Ali'yi çok seviyorum diyor. Tamam. Bakıyorsun yaşayışına. Hiç alakası Onlarla yok. Onlarla alakası yok. Hiç alakası yok. Yani o zaman Ehli Sünnet bunu çok güzel bir şekilde izah etmişler. E biz de yeri geldikçe hatta Tegret Efendi de sık sık anlatıyoruz. Yani televizyonda da mümkün mertebe Dilimiz döndüğü kadarıyla anlatmaya çalışıyoruz ee, Bazen kendi kendime de hayıflanıyorum Herhalde de kitaplardaki bildirilerini Olduğu gibi aktaramıyoruz Anla Şey yapamıyoruz falan diye ee, Şimdi kitaplarda buyuruyor ki tek bir cümleyle Seven sevdiğine itaat eder buyuruyor evet. Alamet olarak bildirmişler bunu Seven sevdiğine itaat eder evet. Allah-u Teala'yı seviyorum diyen Beş vakit namaz kılar haramlardan sakınır Orucunu tutar yaz kış demez Sızlanmaz şikayet etmez Alkol kullanmaz, kumar oynamaz, zina etmez. Yapamaz mı onu? Seviyorsa. E şimdi bizi izleyen ve dinleyenler diyecek ki bir dakika diyecekler. siz çok uçtunuz galiba falan. Yani şimdi öbürleri sevmiyor mu demektir? Çünkü ehl sünnet alimleri bir ölçü koymuşlar. Seven sevdiğine itaat eder diye. Seven sevdiğini hatırlattı, hatırlar. Mesela şimdi biz İslam ve Toplum programında TGT orada şahit oluyoruz. Birazcık hani kitap okuyan bile kendi kafasına göre bir iş yapıyor. Sonra diyor ki buna bir fetva veriverin. Olmaz o. Peki ecdadımız nasıl yapardı? Ecdadımız nasıl yapardı? Ha, bir iş yapacak. Gider bu işi bilen alim, evliya neyse onlara gider. Ben böyle bir iş yapıyorum ama, yapmak istiyorum ama benim sevdiğim yani Rabbim, O'nun gönderdiği din buna izin veriyor mu, vermiyor mu? Vermiyor. Kapattım o işi diyor. Kapattım diyor onu. Madem ki benim sevdiğim buna izin vermiyor ben yapmıyorum, yapmam onu diyor. Hoşuma giden bir iş olsa da, ya bana yani. para kazandıracak bir iş olsa da. Yapmam diyor. Yapmam diyor. Ama şimdi mesela diyor ki ben bunu yapacağım. Siz diyor bir fetva uydurun buna. Haşa. Ya, ben bunu yapacağım şey. diyor. Cevaz verin diyor. E onu sana ben Allah'ı seviyorum diyor. E seviyorsan Allah-u Teala'nın aynı şekilde dinde buna izin yok. Buna haram deniyor. Buna mekruh deniyor. Bu uygunsuz deniyor. Bu malayani deniyor. E, sen yok diyorsun. Ben yapacağım. Kafama göre bir testi yaptım. Siz de buna bir kul takı verin. Ha, kul takı verin. Şimdi canlı bir misal vereyim de. Canlı bir misal vereyim de. Çünkü e, o kitaplara geçmiş o misal. Mesela e, ben kendim Konya'lıyım. Konya'da Selçuklu'nun yaptığı camiler var. Evet. Osmanlı'nın yaptığı camiler de var. Mustafa Bey Selçuklu'da Osmanlı'da. Bunun ikisi de ehl-i sünnetti. Ehl, Sünnet. Ehl Sünnet. Yaptığı camilere bakıyorum. Bakıyorum. cami öyle oturtmuş ki caminin altında efendim e, şeyler mağazalar çarşılar yok hela bilmem neler yok tuvalet yok tuvaletler yan taraflarda caminin üstünde ev mev o da yok Böyle bir şey yok caminin çevresi gayet ferah rahatla giriyorsun şatırmanlar rahat helalar rahat onları çevreye koymuşlar ha, <laughs> çevreye koymuşlar yani sorulmuş ben ibadet yapılacak camiyi nasıl yapmam lazım? E alimler de diyor ki bu böyle yapılır. Onlar da öyle yapmışlar. Osmanlı da böyle yapmış. Şimdi cami yapıyor. Alt katına bilmem işte e, dükkan yapıyor. Üst katına imama ev yapıyor. Yan katına bilmem ne yapıyor falan. Hatta camiyi de iki kat yapıyor. Altına bilmem ne yapıyor. Üstüne bilmem ne yapıyor. E ondan sonra canım işte ses duyulmuyor falan. Hoparlör sokuyor. Ekran getirip koyuyor. Acayip karayip bir şey. E ondan sonra da diyorsun ki ben dinimi seviyorum, arkadaş dinini sevdiğim falan yok. Sen bunu aynı şekilde fıkıh kitaplarına sordu, baktın mı? Bu nasıl yapılır dedin mi? Demek ki burada bir noksanlık var. Seven sevdiğine itaat eder. Sevdiğin, yani allah Teala seviyorsan, Allah-u Teala'nın dininde buna cevaz yok. Buna izin verilmemiş. Bunun örnekleri önceden mevcut. E o zaman arkadaş sen kendini bir oturup sorgulaman lazım. Sen kendini bir sorgulaman, sorgulaman lazım. Bunun için de kitaplarda kitaplarda seven sevdiğini çok hatırlar. Onu hiç unutmaz. Ona itaat eder. Seven sevdiğini sevdiklerini de çok sever. Ve düşmanlarla düşman olur. Adam Allah-u küfür ediyor. Ya bu bizim amcaoğlu işte falan. Kerata böyle şeyler yapıyor falan. Ama çok sevimli bu kerata. Denmez bu ya. Hazreti Töbek radıyallahu anh. Bedir Harbi'nde oğlu karşı taraftaydı. Aynı şekilde yakalasaydı aynı şekilde onun cezasını verecekti. Öldürecekti yani. Hatır. Daha sonra Müslüman olduğu zaman soruyor. E, diyor ki böyle böyle fırsat kesseydi ne yapardı? Gözün yaşamak lazım diyor. Ya baba oğul karşı karşıya geldiler. Sen efendim bu amca oğlu, bu dayı oğlu, bu emme oğlu, bu bizim komşu falan. E peki onların hatırı vardı. Allah-u Teala hatır yok mu? allah Teala sövüyor. allah Teala hakaret ediyor. allah Teala yasak ettiği şeyleri hem yapıyor hem de yaptırmak için uğraşıyor. Sen ondan sonra daha aynı onlara hürmet ediyorsun, saygı gösteriyorsun, iltifat ediyorsun. Nasıl sevgi bu? Nasıl sevgi bu? Onun sevgiyle bir alakası söz konusu değil ki. Böyle bir sevgi olmaz. Ee, Abdullah Mübarek Hazretleri huzuruna gelen birine Allah-u isyan ederek onu sevdiğini söylemen acayiptir. Eğer sevgin doğru olsaydı ona itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder buyurmuşlardır. Hem isyan ediyorsun hem Allah-u Teala'yı se seviyorum diyorsun. Mübarek tabi kibar söylemiş acayip diye. Yalan söylüyorsun demek istiyor yani. Yalan söylüyorsun demektir. Olur mu öyle şey? Sözde kalıyor, lafta e, tabii kalıyor yani sevgi. Muhammed Parisi Hazretleri buyuruyor ki insan Allah-u Teala'dan uzaklaştıran perdelerin en zararlısı kalbin kararması, hasta olması yani dünya sevgisinin kalbe yerleşmesidir. Bu sevgi kötü arkadaşlardan lüzum şeyler seyretmekte seyretmekten meydana gelir. Çok uğraşarak bunu gidermek gerekir. Faydasız kitap, roman bunları arttırır buyuruyor. Kalbin hasta olması Allah-u Teala'yı unutmasıdır. Allah-u Teala'ya kavuşmak isteyenlerin Bunlardan sakınması, nefsini, nefsi kuvvetlendiren, azıran her şeyden sakınması lazımdır. Allah-u Teala'nın düşmanı olan nefsin bütün isteklerini yapıyorsun, onu kuvvetlendiriyorsun. Sonra utanmadan, sıkılmadan ben Rabbimi seviyorum diyorsun. Yalan olur o. Yalan olur o. Yarın öldüğün zaman önüne koyacaklarsa. Arkadaş sen nefsin peşinde koştun, şeytanın peşinde koştun. allah Teala'nın emrine uymadın diyecekler. Teala'nın emirlerine bir bahane buluyorsun. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri, e, kendi hayattayken işte Hindistan'ın bir eyaletine gönderdiği bir talebi oradaki diğer talebeleri muhalefet etmişler işte. Hani fırçalı bir mektup yazmış mübarek. O arkadaşınız doğru söylüyor diyor. Her harama bir kulp bulunca diyor o zaman diyor dinin gönderilmesi ne kıymeti kaldı ki? Ne kıymeti kaldı? Hiçbir kıymeti kalmadı onda. Haramları efendim şu niyetle, şu niyetle yapıyorum, bu niyetle yapıyorum. Hepsine bir kulp bulunur buyuruyor. O zaman hani İslamiyet'in gelmesinin ne ehemmiyeti kaldı ki? Allah'tan emirler ne ehemmiyeti kaldı ki? Ee, dolayısıyla e, İslam alimleri buyuruyor ki herhangi bir kimse "Birini seviyorum" deyince sevdiğine karşı mecazi muhabbet olduğu anlaşılır. Cahil bidat sahibi salih ve sadık her Müslüman Resulullah Efendimiz böyle sevmektedir. Müslüman olmak için bu kadar sevgi kafi görülmüş. feyiz getire yani Peygamber Efendimiz'in mübarek kalbinden gelen nuru alabilmek için hakiki sevgiye kavuşmak lazımdır. Hakiki sevginin hasıl olması için de Resulullah Efendimiz'in sözlerini, işlerini, hallerini, ahlakını öğrenmek Bunları sevmek ve onu itaat etmek lazım. Yoksa, yoksa laf kalabalığı. Efendim ben var ya ben her şeyi biliyorum. Biliyorum da arkadaş tatbikatta bir şey yok yani. Sevgiyle bir alakası söz konusu değil. Ali Hafız Efendi rahmetullahi aleyh işte sohbetlerinde bu zat buyurmuş ki muhabbet edene muhabbet edilir. Yani seven sevilir. <laughs> Unutmayan da unutulmaz. Ama yetiyor bu. Seven sevilir, unutmayan da unutulmaz. E sen şimdi e, allah Teala Teala'yı seviyorum, emirlerini yapmıyorsun. Efendim Allah-u Teala'yı zikretmiyorsun. Ya burada ben böyle iş yapıyorum. Rabbim nasıl emretti, nasıl yaptı? Bunları hiç düşünmüyorsun. Hiç bunu hatırına bile getirmiyorsun. E unutuyorsun yani Rabbini. E, sen de unutulursun yani mahşer günü merak etme. Bunlar bir gün meydana çıkacak. Dolayısıyla sevgi deyince, sevgi deyince sevilen, sevilen allah Teala'dır. Peygamberidir, Peygamber Efendimiz'in varisleridir. Onları sevmek demek, onların gösterdiği yolda gitmek ve onların zatlarını sevildiği gibi onlara düşman onlara düşman olmak. Hop bu fillah buğdu fillah devreye girer efendim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız yine önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine birlikte olacağız. Başka bir konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki en akıllınız ölümü çok hatırlayan, ahiret için azık toplamakta acele edendir. Ölümü çok hatırlayan, dünya ve ahiret saadetine kavuşur. Sadaka vermekte acele edin, çünkü bela sadakayı geçemez. Amel ki, İç ol zehri kibar olsun sonunda. İç ol zehri olsun sonunda. Sonunda zehr olan balını dersin. Sonunda zehr olan balını dersin. Kuru Laf ile maksudele girmez, Kuru Laf ile girmez. Yürü halenli olkanı ne dersin, Yürü halenli olkanı ne dersin? Riyayla bu halkı gel azıtma Riyayla bu halkı gel azıtma Kotacı hırkayı şalını dersin Kotacı hırkayı şalını dersin Derip dünyayı cemetme önünde Derip dünyayı cemetme önünde Seninle kalmayan malı ne dersin Seninle kalmayan malı ne dersin Niyezi isteyen hakkı bulurmuş, niyezi isteyen hakkı bulurmuş. Gelim de istehmana ne dersin? Gelim de iste. Tam ilmi hal i ebediye. Birisinden yardım istenirken yalnız ona güvenilirse onun Allahü Teala'nın yardımına mazhar olduğu düşünülmezse haramdır. Eğer yalnız Allahü Teala'ya güvenilip o kulun Allah'ın yardımına mazhar olduğu Allahü Teala'nın her şeyi sebep ile yarattığı o kulun da bir sebep olduğu düşünülürse caiz olur. Peygamberler ve evliya da böyle düşünerek başkasından yardım istemişlerdir. Böyle düşünerek birisinden yardım istemek Allahü Teala'dan istemek olur. Ölüyü yakmak, ruhu yersiz bırakmak olur. Ölüyü toprağa gömmek ise ruh için bir yer belli etmek olur. Bunun içindir ki gömülmüş olan verilerden ve başka salihlerden faydelenilmektedir. Ölülere yardım etmekte mümkün olmaktadır. Yakılan ölüler için bunlar düşünülemez. Peygamberler ve evliya öldükten sonra bunlardan yardım istemeye meşâih-i izham ve fıkıh alimlerinin çoğu caizdir dedi. İnsan ölürken ruhunun ölmediğini ayet-i kerimeler ve hadisi i şerifler açıkça bildiriyor. Ruhun şuur sahibi olduğu, ziyaret edenleri ve onların yaptıklarını anladıkları da bildiriliyor. Kamillerin, velilerin, kaddesallahu teala esrarehumul aziz ruhları diriyken olduğu gibi öldükten sonra da yüksek mertebededirler. Allahü Teala'ya manevi olarak yakındırlar. Evliyada, dünyada da öldükten sonra da keramet vardır. Keramet sahibi olan ruhlardır. Ruh ise insanın ölmesiyle ölmez. Kerameti yapan, yaratan yalnız Allahü Teala'dır. Her şey onun kudretiyle olmaktadır. Her insan Allahü teâlânın kudreti karşısında diriyken de, ölüyken de hiçtir. Bunun için Allahü Teala'nın dostlarından biri vasıtasıyla bir kuluna ihsanda bulunması şaşılacak bir şey değildir. Diri olanlar vasıtasıyla çok şey yaratıp verdiğini herkes her zaman görmektedir. İnsan diriyken de ölüyken de bir şey yaratamaz. Ancak Allahü Teala'nın yaratmasına vasıta sebep olmaktadır. Dua eden Allahü Teala'dan istemektedir. Duasının kabul olması için Allahü Teala'nın sevdiği bir kulunu vasıta yapmaktadır. Ya Rabbi, kendisine bol bol ihsanda bulunduğun bu sevgili kulunun hatırı ve hürmeti için bana da ver demektedir. Masarı canı canan rahmetullahi aleyh. Allah adamlarından mazharı canı canan bir mezanın yanından geçiyordu bir zaman. Kalp gözüyle baktı ki kabirde bir kadın var. Melekler o kadına çok azap yapıyorlar. Düşündü ki acaba bu kadın kafir midir? Yoksa imanı var da günahkar biri midir? Önceden okuduğu bir tek hatmi tehlilin yani yetmiş bin adet kelimeyi tevhidin sevabını kadının ruhuna gönderince azaptan kurtularak gargoldu bir sevince. Yani kadın o anda kurtuldu o azaptan ve kabri birdenbire oldu hep gül gülistan. Bu zat bir sohbetinde buyurdu. Ey insanlar! Ölümü yadınızdan çıkarmayınız zinhar. İnsanlar uykudadır, uyanırlar ölünce. Hesaba çekilirler her şeyden ince ince. Sonra hatırlayın ki sık sık ölümünüzü, ölümü çok düşünmek uzatır ömrünüzü. Hatta mevti düşünmek kalpleri ferahlatır. Dünyayı düşünmekse ömrü daha kısaltır. Bir günde buyurdu ki, Ey insan! Ol ki âgâh, hiç ummadığın anda ecelin gelir nâgâh. İyi bil ki bu dünya bir rüyadır ki elbet, bu rüyadan ölümle uyanırsın akıbet. Bir yere girersin ki karanlık, dar bir kabir ve suale çekerler seni münker ve nekir. Ebedi kalacağın iki yer vardır ki hem o ya cennet olacak ya maalesef cehennem. Bunlara çok yakında olacaksın aşina. Öyleyse uyan çabuk. Al aklını başına. Bunları düşünmekten var mı daha mühim iş? Gafletten uyanmazsan feci olur bu gidiş. Ey dünya lezzetine aldanan gafil insan. Ölüme hazırlan ki elinde fırsat şu an. İnsanları bekliyor cehennemin ateşi. Öyle şiddetlidir ki bulunmaz asla eşi. Bilseydi bunları koyunlarla sığırlar, yemeye bir lokma et bulamazdı insanlar. Zira kederlerinden hiç yemezlerdi. Hatta bu yüzden deri kemik kalırlardı adeta kıyamet günü için şimdiden yap ki azık yanarsın aksi halde kendine etme yazık hazırlıklı olanın asla olmaz zararı cennet bahçesi olur öldüğünde mezarı biri de hazırlanmaz ve etmezse hiç esef mezarı cehennemden çukur olur maalesef Dünya ve ahirette mahcup olmamak için af ve mağfiretini dileriz Rabbimizin. Şevahidin Nübüve Peygamberlik Müjdeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün İslam ordusunu bir yere göndermişti. O sene kıtlık olduğundan her askerin yol azığını ayrı ayrı vermişti. Askerler arasında Cüdeyrin radıyallahu an yol azığını vermeyi unutmuştu. Cüdeyr radıyallahu an İslam ordusunun arkasından gidiyordu. Yol boyunca la ilahe illallah vallahu ekber, subhanallahi velhamdülillahi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diye söylüyordu ve bu ne güzel azıktır ya Rabbi diyordu. Daima bunu söylüyor ve sabırla yola devam ediyordu. Cebrail aleyhisselam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip beni Allahü Teala gönderdi. Bütün ordunun yiyeceğini verdiniz. Fakat Cüdeyr'in radıyallahu anh azığını vermeyi unuttunuz o yolda la ilahe illallahü vallahu ekber sübhanallahi velhamdülillahi ve la hamle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyerek ve ya rabbi bu ne güzel azıktır diye söyleyerek gidiyor. Onun bu söyledikleriyle yer ve gök arası nur ile dolacak. Ona yiyecek gönder dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esaptan birini çağırıp Cüdeyr'in radıyallahu an azığını götürmesi için ona verdi ve selam söyledi. Onun azığını unuttum. Allahü Teala bana Cibril'i göndererek bu durumu haber verdi buyurdu. O sahabi azığı alıp Cüdeyr'e radıyallahu an yetişti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem söylediklerini haber verdi. Bunun üzerine Cüdeyr radıyallahu an Ya Rabbi, sana hamd olsun. Sen zaman ve mekandan münezzehsin. Zayıflığıma ve sabırsızlığıma merhamet ettin. Sen beni unutmadığın gibi beni de seni unutmayanlardan eyle diye dua etti azığı getiren sahabi ondan işittiklerini aynen Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. Resulullah bu haberi getiren sahabiye eğer o sırada başını yukarı kaldırsaydın Cüdeyr'in sözlerinin nurunu yer ile gök arasında görürdün buyurdu. İbn Mesud radıyallahu teala Şöyle nakletmiştir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir yere gidiyorduk. Kim sabah namazı vaktini bekler? buyurdu. Ya Resulallah ben bekleyip uyandırırım dedim. Sen uyursun buyurdu. Tekrar kim sabah namazı vaktini bekler? buyurdu. Yine ben bekleyeyim dedim. Sonra Resulullah'ın devesinin ve kendi devemin yularını birlikte tutup gece sabah namazının vaktini beklemeye başladım. Gecenin sonuna doğru Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi uyuya kalmışım. Güneşin sıcaklığının tesiriyle uyandım. Kendi devem yanımdaydı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem devesi kaybolmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye şöyle git diye işaret etti. O kimse gidip Resulullah'ın devesini buldu. Yuları bir ağaca dolanmıştı. Çözüp getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı. Orada bulunanlar da abdest aldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'e radıyallahu an ezan okumasına emir buyurdu. Ezan okundu. Sabah namazının sünnetini kıldık. Sonra kâmet okundu. Cemaatle sabah namazının farzını kıldık. Selam verdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahü Teala dileseydi sizi sabah namazına uyandırırdı. Fakat sizden sonra gelenler uyuyarak veya unutarak sabah namazını geçirdiklerinde sabah namazını bu şekilde kaza etmelerini öğretmeyi diledi. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Şirin Hudut ilçemiz İpsala'dan sesleniyorum. Maşallah sanki su denizinin üzerine kurulmuş gibi suyun üzerine ne deniz olur? Yeşillik deniz olur. Yeşillik deniz olan Asude bir yerdeyiz. Efendim, Yunan hududuna çok yakın. 10 kilometre var yok yani mesafesi. Güzel, sessiz, sakin, tertemiz kalmış bir ilçemiz efendim. Burada Osmanlı'nın ilk Avrupa'ya geçişlerinde durak yerlerinden birisi. Keşan ve Gelibolu istikametinde gelen kimseler yani Gelibolu'dan Keşan'a, Keşan'dan da efendim artık Trakya'ya yayılan güçlerimiz, kuvvetlerimiz tabii önlerinde Meriç Irmağı olduğu için o bir engel. Mecburen Uzun Köprü'den dolaşıp gidilme durum olmuş. Edirne'den dolaşıp gidilme durum olmuş. Ama buralar o günden beri Türk ve Müslüman yurdudur. Bu yurtları bizlere böyle bırakanlara rahmetler diliyoruz. Burada Çukur Cami adı verilen bir cami var. Bu Çukur Cami halkın herhalde koyduğu bir isimdir. Aslında bu camiyi yaptıran bir banisi mutlaka vardır. Bazı camilere gidiyoruz veya eserlere, hayret eserlere gidiyoruz. Bahanesi kaybolmuş. Mahkeme cami diyorlar. Bodrum iskelesinde bir cami var. Mahkeme cami. Ya mahkeme cami olur mu kardeşim? Bunu yaptıran bir hayır sahibi vardı. Ahmet'tir, Mehmet'tir. Sonra araştırdık, araştırdık. Meğer 2. Abdülhamit Han kendi kesesinden Bodrum gibi bugün Türkiye'nin turistik meselelerde en önde ismi geçen bir yerin iskelesine cami yaptırmış efendim. Ha bugünkü e, turistler için değil tabi bu da Osmanlı'nın hac yolunda giderken gemiler hep denizden giderler ama karaya da muhtaçtırlar. Su alacaklar, yiyecek alacaklar, bir iskeleye ihtiyaçları var. İşte Bodrum, Marmaris, Küllük veya Güllük gibi yerler hep böyle Osmanlı hacı gemilerinin geçtiği yerlere kurulmuş ki oralarda antrepolar var, gemilerin yiyecek, içecek vesaire ikmalleri oradan yapılırdı. Ve Anadolu'ya gelen gemilerle baharatlar da oralardan Anadolu işlerine yayılırdı. Şimdi mi? Şimdi bir tarafta işte bir şey sokağı var, öbür tarafta başka bir şey sokağı var. Öyle bir yer. Buralar ise bu hayratı yapan kimsenin adları unutulmuş, çukurluğu kalmış. Ancak 1752-53'lerde olan şiddetli zelzele ki İstanbul'u da çok etkilemiştir bu zelzele. Çok büyük tahribata sebep olmuştur. Allah-u Teala'nın hikmeti de bir yer altından geliyor. Dur deyip de dünyaya bir kazık çakıp da ipiyle bağlayıp kal böyle diyecek halimiz var mı? Var mı o gücü efendim? Yok. Öyle yaratılmış. Efendim işte fenden ölçüyoruz. ev ölçüyorsa ölçüyorsa ama onu durduracak bir halde değilsin yani. Bu camide o zaman yeri de yumuşak olduğu için gevşek kayalar üzerinde değil suyun üzerinde hakikaten bu ilçe suyun üzerinde duruyor efendim. Bol da suyu var maşallah çok bereketli. Tahrip olmuş. Hasar görmüş daha doğrusu. Tahrip değil de hasar görmüş diyelim. Dertli Mustafa Bey diye birisi 1800'lü yılların başında bu camiyi tamir ettirmiş. Epey müddet gitmiş. Daha sonraları bu da harap olmuş. 1900'lü yılların başında işte bir tamirden falan geçmiş ama alel usul geçmiş. Son dönemde gördüğünüz gibi betebeler sıvanmış. Minaresi, güzel bir minaresi var. Minare eskiye de benziyor. Üzeri böyle e, yivili minare tipi. Azıcık ona benzetmişler. Tam yivili minare olmamış ama tutmuşlar. Onların üzerinde badana veya boya yapmışlar. Plastik boya, badana boyası yapmışlar. Caminin içerisi sizlerle bir paylaşacağız. Burada yakında bir kervansaray kalıntısı var. O kalıntıyı da sizlere göstermek istiyorum. Şimdi caminin içini bir görelim. Ondan sonra da kervansaray kalıntısına geçelim efendim. Şimdi caminin harimine girmiş bulunuyoruz. Dertli Mustafa Bey Camii. Sonradan tamir ettilerin adını vermişler. İlk tamiri yaptıranı bilmiyoruz. Bahanesini bilmiyoruz ama yaptıran, tamir ettiren belli. Harim kısmındayız. Minberi yeni ahşaptan yapılmış. Mihrabı zaten fayanslarla, yeşil fayanslarla olduğu gibi bezenmiş, yapılmış. Tavanı ahşap, yani bildiğimiz klasik tavan. Bey demek, sancak beyi demek. Yani il valisi demek. Tabi bugünkü illeri düşürürsek Trakya'daki burada yanılırız. Bir de Mustafa Bey'in olduğu 1800'lü yılların başında bir iltizam beyleri vardı. Bu iltizam beyleri halkın aldığı mahsulün uşurunu yani sonraki dönemde 1940 ile 50'li yıllar arasında hatta 35 ile 50'li yıllar arasında 15 senedeki Anadolu'nun meşhur belini büken aşar vergisi var ya efendim. Aşar vergisi bir dini vergidir. E şimdi e, dini vergiyi de layık bir devletin herhalde alması uygun olmaz. Ama bu alınmış insanların ta tencere tavasına kadar hepsi icabında zor alıma tabi tutulmuş. İşte devlet devlet tekrar bunu e, hazineye yani beytül male koymak için bu zekatı tarla mahsulünü ve hayvan zekatını kitaplarımıza göre devletin alıp fakirlerin hakkı olarak beytül male koyması var. Halk bunu muntazam vermeyince ziraattan aldığı tarla mahsulünün vergisiyle hayvan vergisini muntazam vermeyince devlet bunu iltizam memurları vasıtasıyla yapıyor idi. Ha normal ben paramı zekatını vereceğim. Devlet ona karışmıyor. Ama ötekini insanlar vermiyor diye onu alıyor. Fakirlerin adına alıyor. Yani o aşar vergisi toplanan 1935'te 50'li yıllar arasındaki aşar vergisi devletin hazinesine giriyordu. Fakir fukara'ya dağıtılacak bir fonda hiç bekletilmemiştir. Bu da ayrı bir dert. İşte bu camiyi anlatırken Dertli Bulso Dertli Mustafa Bey'in de buralarda bir iltizam e, me'muru olduğu, görevlisi olduğu. Onun için Bey dendi ihtimali de var. İsmi ismini rastlayamadığım için bunları sadece ihtimallerle söylüyorum. Burada bir kervansaray kalıntısı var. Şimdi onun yanına gideceğiz efendim. Şimdi de ikinci Murat Han Kervan Sarayı'nın ayakta kalabilmiş garip, öksüz bir duvarının önündeyiz. Görüldüğü gibi kemerler burada tuğlalardan kemerler yapıldığı zamandan kalma. Sonradan bazı yıkılan yerleri aman aman bir tamir etmeye çalışmışlar. Eklenti eklenti tabi uzmanıyla tarihi eseri tamir etmezseniz olacağı bu. İkinci Murat Han, Fatih Sultan Mehmet Han'ın babasıdır. Uzun süre padişahlık yaptı. 1451'e kadar, 1421'den 1451'e kadar 30 sene padişahlık yaptı. Ömrünün büyük bir kısmı Balkanlarda geçti. Avrupa kıtasında geçti. Bu bölgelerde zaten, zaten onun ilk Edirne'yi başkenti yapacağı sıradaki kurduğu tesislerden birisidir. Osmanlı'yı öyle düşünün ki deve kervanlarına saray yapmışlar efendim, kervan saray demişler, kuşlara saray yapmışlar, kuş sarayı demişler. Yani deveden serçe kuşuna kadar bütün canlılar için, mahlukat için sığınma yerleri yapmışlar. O günün şartlarında otel, motel tipi yerler olmadığında. Tüccarın geceleyeceği yer yok. E, gecelese arazide eşkıyalar, canına da kıyarlar, malını da alırlar. Dolayısıyla bu insanların korunması için devlet her 30 kilometrede bir kervansaraylar koymuş. Bütün yol boyunca. Nereye? Şam'a kadar koymuş. Yani bütün Anadolu'da kervansaraylara bakarsanız, 25 ila 30 kilometrede bir tane kervansaraya mutlaka rastlarsınız. Bu Anadolu'yu böyle bir kervansaray ağıyla örmüşlerdi. İstanbul'dan çıkan kervanlar icabında hani Karacaahmet'in oradan Veda Çeşmesi oradan çıkan kervanlar yollarda eski yol üzerindeki konaklama yerlerinde 30 kilometrede bir mutlaka mutlaka hayvanların su ihtiyacını giderecek, yem ihtiyacını giderecek. İnsanların yatma ihtiyacını karşılayacak olan yerler yapılırdı. Bugün burası bir ilkokulumuzun bahçesinin kenarında. Yanında da bir ev yapılmış. Peki bu kervansarayın kayıtları nerededir? Hudutları nereden nereye kadardır? Ümit ediyoruz ki sadece burada kervansaray değil, belki de 300-500 bin kişiye yemek veren bir imaret de vardı. Çukur Camii'nin de o zaman da yapıldığı söyleniyor. Biraz önce anlattığım programın önceki kısmında anlattığım. Kervansaray da böyle. Dolayısıyla bu hayratı bugün devletimiz ortaya mükemmel haliyle ve orijinal şekilde çıkarabilecek güçtedir. Vakıflarımız vakıf gelirleriyle hatta devletin de bu konudaki bazı destekleriyle bunları hayata geçirirlerse işte burnumuzun dibinde burada Yunanistan var. Bir yığın insan buraya geliyor. Şehrin hafta pazarlarına geliyorlar alışveriş etmeye. Gelsinler de burada bir yıkık duvar görmesinler. Burada bir kervansaray görsünler. İlkokulun bahçesi canım ilkokul yapılacak yer mi yok? Yani bir yığın hazine arazisi var. Sonra buralarda böyle yüksek yüksek apartmanlar olduğu çok nüfus olan bir yerde değil. E bugün arabalı eğitim her yerde almış yürümüş. Görün ister ki bunun aşağılarda şu betonların altında Birçok hayvan ahırlarının gözleri, kemerleri olduğu kuvvetle rivayet ediliyor. E beton kapatıyor. İyi. Kapatın bakalım ne kadar gidecek. Bunu toprağın yüzüne çıkarmak esas olan şeydir. Betonla kapatmak değil. Eğer bu Kerman saraylar olmasaydı Anadolu insanının ihtiyaçlarını karşılamak için yani diğer diğer gezmesi lazımdı. Ticaret ağı şeklinde her tarafı sarmıştı bu. İnsanlar da her türlü ihtiyaçlarını rahat rahat buralardan karşılıyorlardı. O zamanın AVM'si diyebilirsiniz. Daha başka bir hipermarket, çok hipermarket neyse en büyüğü ne kadarsa onlar diyebilirsiniz. Bunlar insanların hayatına renk katan şeylerdi. Maalesef şimdi şurada kırmızı taşlarla bu civarın taşı da değil bu artık bir yerlerden getirilmiş herhalde. Tuğlalar orijinal, şuradaki taşların bir kısmı orijinal, geri kalan ilavelerle yasağı kapatmışlar. Efendim, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir su kemeri var, onu da sizlere göstermek isterdim ama su kemerine ulaşma bugünkü şu bahar şartlarında mümkün olamadı. E benim de tabii yaşlılığım ve çeşitli yürüme sıkıntıları dolayısıyla Orayı sizlere gösteremediğimin üzüntüsünü çekiyorum. Bir daha da buraya İpsalya zamanımız olur mu, olmaz mı, ömrümüz olur mu, olmaz mı bilmiyoruz. Eh bizden sonraki bir arkadaş inşallah bizlerden sonra gelir, buralarda anlatır. Hem de bu kervansarayı güzel bulur da, ya İsmail Hocam çok dert yanmış ama bak şimdi güzel olmuş derse, biz de toprağın altında rahat ederiz herhalde. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim. Müzik